Merhaba arkadaşlar. Güzel bir Adana akşamından hepinize sevgiler, selamlar. Bugün maalesef mikrofonsuz konuşacağım. Çünkü mikrofonumu İstanbul'da unuttum. Şu anda Kurban Bayramı nedeniyle Adana'ya gelmiştim ve halen Adana'dayım. Bu arada geçmiş Kurban Bayramımız da mübarek olsun. Daha sağlıklı, huzurlu, nice, güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Her zaman olduğu gibi konuya başlamadan önce çok kısa eğitimlerimle ilgili bir bilgi vereceğim. Ondan sonra hızlı bir şekilde konuya geçeceğim. 2 aylık bir aradan sonra, zannediyorum 2,5 ay oldu, tekrar eğitimlerimize başlayacağız. Eylül 15 gibi Kuantum, NLP ve Yaşam Koçluğu, sertifikalı Yaşam Koçluğu eğitimlerine başlayacağız. Zannediyorum işte 17-18 Eylül gibi de online, yani uzaktan, internet üzerinden eğitimlerimiz başlayacak. Yurt içinde ve yurt dışında olan arkadaşlarımız için hazırladığımız eğitimlerimiz başlayacak. Bu konularla ilgili kuantumyaşamakademisi.com adlı web siteme, serpilcivici@hotmail.com adlı kişisel hesabıma ve 0500 yazabilirsiniz. 0542-210-3177 numaralı iletişim hattımızdan da bu eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün aslında kuantum anlatacağım yine ama daha çok püf noktalarından bahsedeceğim. Çünkü sık sık mailler alıyorum. Sosyal medyadan yazan arkadaşlarımız var. İşte bazı teknikleri uyguladıklarını ama sonuç alamadıklarını söylüyorlar. Hem hepsine bir toplu yanıt olacak, hem de bu arada titreşim frekansımızı nasıl yükseltiriz, isteklerimizi hayatımıza daha hızlı bir şekilde nasıl çekeriz, onlarla ilgili yine pratik teknikler vereceğim. Biraz uzun olabilir. Evet. Şimdi kuantumun en basit açıklaması şudur: tesadüf yok. Birçok videomda da bunu belirttim. Tesadüf yok. Yaşadığım ve düşündüğüm her şey aslında benim o andaki titreşimime karşılık gelen şeylerdir, olaylardır. Başka bir deyişle, neye odaklanırsak hayatımıza onu çekeriz. Etrafımdaki her şey, herkes, olaylar, durumlar ve koşullar aslında an be an benim yaydığım titreşime karşılık vermektedir. Bugün, yani buna da zaten çekim yasası diyoruz. Bugün bu yasanın neden bazılarımızda daha çok işler gibi göründüğünü, neden bazı arkadaşlarımızda sanki işlemediğini, neden bazen çok ağır işlediğinden bahsedeceğiz. Bu yasanın püf noktalarından biraz bahsedeceğim. Ondan sonra zannediyorum bir sonraki videoda da bununla ilgili konulardan bahsedip biraz daha teknikler vereceğim. Ondan sonra da bu anne baba, yani ebeveynlerle ilgili hazırladığım bir video var. Daha sonra da o videoyu yayınlayacağım. Evet. Şimdi dünyanın özü iyi oluştur. Yani kendiliğinden akış dediğimiz akan enerji zaten iyidir. Biz ona izin verme, ona izin vermeyen bir şey yapmadığımız sürece de kendi enerjisinde daima olumlu akar. Biz bir şeye ya izin veririz ya da ona direnç gösteririz. Eğer biz direnç göstermezsek aslında hayatın yaşam enerjisi kendiliğinden sağlık, zenginlik, bolluk, bereket, neşe, uyum gibi yüksek frekanslı enerjilerle kendi akışını sürdürmeye devam eder. Eğer kötü bir şey varsa hayatımızda, o bizim aslında o konuyla ilgili direncimiz olduğunu gösterir. Yani bize olan her şey aslında yine bizim kendimize yaptıklarımızdır. Bu direnç gösteren düşünce kalıplarımız da aslında bir anda oluşmaz. Tüm yaşadıklarımız, tüm başımızdan geçen olaylar yavaş yavaş birikir, toplanır ve ondan sonra
farklı konularda dirençlerimiz oluşur. Yani sizin maddi durumunuz iyiyken ilişkilerde direnciniz olabilir. İlişkileriniz çok yolunda gidiyordur ama para konusunu bir türlü halledememişsinizdir. Gibi farklı noktalarda tüm yaşanmışlıkların oluşturduğu dirençlerimiz vardır. Ve bu direnç kalıplarımız bir anda oluşmadığı içindir ki zaten bir anda da hayatımızdan çıkaramıyoruz. Nasıl kademe kademe topladıysak bunları tek tek bulup hayatımızdan çıkarabiliriz. Çünkü biz bunları değiştirmediğimiz müddetçe hayatımız aynı seyrinde, aynı şekilde akmaya devam eder. Fakat biz bilinçli bir çabayla sonunda hepsinden kurtulabiliriz. Ve kendi doğal akışımıza, kendiliğinden akan yaşam enerjisine uyumlandığımızda da hayatımızdaki her şeyin kendiliğinden yoluna girdiğini zaten görürüz. Bunu da daha çok bizi izleyen kişiler, hemen etrafımızdaki, en yakınımızdaki insanlar fark eder. Genellikle daha sakinleştiğimizi, daha huzurlu olduğumuzu, daha neşeli olduğumuzu, daha anlayışlı olduğunuzu söylemeye başlarlar. Bunun haricinde maddi olarak da tabii çalışmalarınız varsa hayatınıza bir sağlığın, bolluğun, bereketin aktarını da ne yaparlar? Rahatlıkla görebilirler. Şimdi o zaman onlara ne deriz? Ben sadece doğal iyi oluş halimin bana akmasına izin verdim deriz. Demek ki buradaki anahtar kelimemiz aslında izin vermek. Çünkü bunu engelleyen tek şey gösterdiğimiz direnç kalıplarıdır dedik. Onlar da bulup dönüştürüldüğünde ne yapmış oluyoruz? Bu enerjiye izin vermiş oluyoruz. Aslında ben bunu akan bir yaratıcı enerji kaynağının önündeki ağaçlara benzetiyorum. Yani bir arabayı sürüyorsunuz, çok güzel bir enerjiyle sürüyorsunuz. Fakat pat önünüze aniden ağaçlar çıkıyor ve ağaca çarpıyorsunuz. Ben de diyorum ki o ağaçları tek tek bulup yoldan kaldıralım. Yani hızımızı yavaşlatma yerine önümüze çıkan engelleri tek tek bulup ortadan kaldıralım. İlk önce bu noktada şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Benim titreşimime karşılık veriyor ya evrendeki her şey, eşyalar, insanlar, var olan her şey. Demek ki benim titreşimimi belirleyen bir şey var. O da ne? Düşüncelerim tabii ki. Düşüncelerimin niteliğine bağlı olarak, kalitesine bağlı olarak ben kendimi ya iyi ya kötü hissederim. Demek ki buradaki amacımız ne? Kendimizi iyi hissetme haline geçmek. Başka bir deyişle hissetme biçimimizi değiştirmek. Çünkü benim hissettiklerim o andaki titreşimimi belirliyor. Eğer siz uzun süredir karamsar, olumsuz, stresli, huzursuz bir ruh hali içindeyseniz bu sizin uzun bir süredir titreşiminizin düşük olduğunu gösterir. Titreşim, hatırlar mısınız? Bir videomda anlatmıştım. Her birimiz sabah kalktığımızda iyi değiliz, kötü değiliz. Kalktık, gözlerimizi açtık. O anki ruh halimiz, nötr halimiz demiştim. Daha sonra da dalgalanmalar gösterir. Hayatınızdaki yaşadığınız olaylara bağlı olarak. İşte ben o nötr halimiz, yani sabit olan frekansımızı nasıl değiştirebileceğimizden, yani hissetme biçimimizi nasıl değiştirebileceğimizden bugün biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer ben hissetme biçimimi değiştiremezsem bu teknikleri uygulamakta zorlanırım. Daha doğrusu şuna döner. Gelirim, işte bir videoyu açarım. Oradaki bir teknik hoşuma gider. O anda uygularım. Bir anlık kendimi iyi hissederim. Fakat bir sonraki zamanda hani gerilen bir lastiğin tekrar eski halini bulması gibi çok kısa bir sürede eski hissetme biçimime dönerim. En ufacık bir telefon, bir olumsuz olay beni yine eski hissetme biçimime döndürür. Ve birçok arkadaşlarımla, danışanlarımla konuşurken en büyük sıkıntının da bu olduğunun farkındayım. Evet biz o anda iyiyiz, bir şeyler uyguluyoruz o anda da iyiyiz. Fakat bu uzun süreli olmuyor diyorlar. Yani uzun süreli iyi ruh halimi
koruyamıyorum. Tekrar kendimi kötü hissediyorum diyorlar. Ben de diyorum ki bu biraz zihinsel idman gerektiriyor. İşte bugün zihinsel idmandan biraz bahsedeceğiz. Neler yapabiliriz bunun için? Evet. Çekim noktamızın değişmesi gerekiyor. Çekim noktası, bundan sonra da zaman zaman kullanırsam şunu kastediyorum. Ben şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ben şu anda gayet keyifliyim. Adana'dayım. Ailemin yanındayım. Sevdiklerimle bir arada olduğum için kendimi iyi hissediyorum. Bu neyi gösteriyor? Benim şu anda çekim noktam çok yüksek. Ve ben bu halimde olduğum sürece iyi şeyleri hayatıma çekebilirim. Fakat bir anda eğer ben buradan çıkıp İstanbul'a gittiğimde ve orada birkaç sıkıntı olay yaşadığımda çekim noktam ne olur? Aşağıya düşer. O zaman bu defa çekim alanıma daha kötü ve negatif olaylar girmeye başlar. Şimdi burada vereceğimiz bazı tekniklerden, tekniklerin bazıları sizin favoriniz olacak. Bazıları da belki size böyle bir anlık rahatlık hissettirecek. Bazıları da sıkıcı gelecek. Hiç belki de uygulamayacaksınız. Zaten biraz sonra, yani videonun sonunda vereceğim teknikleri anlatırken de aynı şeyi söyleyeceğim. Diyeceğim ki, moraliniz çok bozuksa ve kendinizi çok kötü hissediyorsanız bu teknikleri bir anlayın ya da belki bir kenara not alın ama hemen uygulamaya başlamayın. Çünkü daha ilerleyen zamanda o olumsuz ruh halinden ya da o kötü halinizden biraz daha kendinizi hızlı nasıl kurtaracağımızı anlatacağım. Başka teknikler de vereceğim ama zaten benim geriye dönük videolarımı izleyen arkadaşlarımın birçoğunun bunu yapmış olduğunu biliyorum ya da yapacaklarını. Çünkü onların büyük bir kısmı zaten o düşük frekanstan yüksek frekansa, yani titreşimizi daha yukarıya doğru çıkmaya yönelik bayağı kapsamlı detaylı teknikler. Ama hangisini kullanırsanız kullanın, bilinçli, kararlı, ısrarlı ve disiplinli olmanız gerekiyor. Bu tekniklerin birçoğunu kullanmış birisi olarak ben sonunda mutlaka işe yaradıklarını da söyleyebilirim. Şunu kesinlikle biliyorum. WhatsApp'tan ya da sosyal medyadan birbirimize bazen kalpler, öpücükler, gülen yüz emojileri gönderiyoruz, değil mi? Ben de diyorum ki onlar bizim gerçek ruh halimizi çoğu zaman yansıtmıyor. Başka bir deyişle bunlar bizim o anki gerçek duygularımızı sadece maskeleyen şeyler. Fakat benim titreşim frekansımı benim gerçek duygularımı belirliyor. O anda insanlara şu şekilde gülmem ya da mutluymuş gibi görünmem belirlemiyor. Gerçek anlamda içsel düzeyde o keyfi, o neşeyi hissetmeniz, hissettik de o enerjiyi ya da o titreşimi yaymamız gerekiyor. Peki, titreşim frekansımızı nasıl değiştireceğiz? Şimdi, ilk önce şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Siz önceden yaşadığınız bir olayı anlattığınız zaman enerjinizi odaklamış olursunuz. Siz gelecekte yaşayacağınız bir olayı bir arkadaşınıza ya da dostunuza anlatırken enerjiyi odaklamış olursunuz. Siz şu anda yaşadığınız bir şeyi birisiyle paylaşırken, şu anki duygularınızı paylaşırken enerjinizi odaklamış olursunuz. Siz şu anda beni dinlerken bile aslında enerjinizi odaklamış oluyorsunuz. Geçmiş, gelecek ya da şimdi fark etmiyor. Siz sürekli enerjinizi zaten bir şeye odaklıyorsunuz. Anlatırken, düşünürken, gelecekle ilgili hayaller kurarken mütemadiyen enerjinizi farkında olmadan bir şeylere odaklamış oluyorsunuz. Ve o anda odaklandığınız şeylere bağlı olarak olumlu ya da olumsuz
her ne düşünüyorsanız ya da ne konuşuyorsanız onu kendinize çekmiş oluyorsunuz. Örnek, eskiden yaşadığınız bir konu ile ilgili, işte ayrıldığınız bir sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, bir dostunuz, bir patronunuzla yaşadığınız bir olay olabilir. Bunu bir anda böyle bir gaza gelir, bir arkadaşınızla şikayet modunda paylaşırsınız. Ama o da bana bunu yaptı, o bana bunu yapmasaydı diye anlatırsınız. O anda enerjinizi negatife çoktan odakladınız bile. Siz yine aynı şekilde bir arkadaşınızla, ailenizden biriyle ya da telefonda konuşurken önümüzdeki ay ne yapacağımı bilmiyorum. Bu ay çok sıkıştım. Ya şu olursa, ya bu olursa, ya işten çıkarılırsam, ya sağlığım daha kötüye giderse, ya da çocuklarla ilgili mütemadiyen bir endişenizi dile getirirsiniz. Siz yine enerjinizi negatife odakladınız. Siz hali hazırda bir arkadaşınızla konuşurken, olan o anda olan olayla ilgili konuşurken bile eğer negatif şeylerden bahsediyorsanız yine enerjinizi negatife odaklamış olursunuz. Şimdi, yani sürekli içinizde bir titreşim düşündüğünüz şeye bağlı olarak sürekli hareket halindedir. Ve siz o düşünceyi ne kadar sıklıkla zihninize getirirseniz o titreşim sizde egemen bir titreşim alanı haline gelir. Peki o zaman ne olur? Çok basit. En ufacık bir şeyde siz zaten hemen o alana düşersiniz. Çünkü o alan zaten bildiğiniz bir alandır. O kadar çok bahsettiğiniz, o kadar o titreşime kendinizi sabitlediniz ki en ufacık bir şeyde bir anda o titreşime kendinizi yine düşmüş bulursunuz. İşte titreşim alanımızdaki negatiflikleri böyle egemen kılarız. İşte o yüzden bir anda hemen moraliniz düşer. Çünkü siz farkında olmadan sürekli bunları yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz derken ben de çok yaptım. Farkında olmadan benim de kaydığım zamanlar oluyor. Fakat farkındalığım yüksek olduğu için ki biraz sonra vereceğim alıştırmalarla bunları nasıl yükselttiğimi de anlatacağım. Ben çok hızlı farkına varıyorum. Yani nereye doğru yuvarlanmakta olduğumu ya da enerjimi neye odakladığımın farkına varıyorum. Ve hemen o alandan ne yapıyorum? Çıkıyorum. Ve yaptığım alışmalarla kendimi yüksek frekanslı alanlarda daha fazla tuttuğum için o alanlara girmem, kaymam çok daha kolay oluyor. Evet, şimdi titreşimsel olarak neyi yaydığımızı anlamanın iki yolu var. O anda deneyiminizde neyin olduğunu fark edin. Ne yaşıyorsunuz? Ve bunun size olası etkileri nelerdir? Tabii bu da farkındalık gerektiriyor biraz önce dediğim gibi. O anda ne deneyimliyorum, ne yapıyorum, bu nereye doğru akıyor, olası etkileri acaba bana nedir? İkincisi ise yine geçmiş bir videoda söylediğim şey. Her an kendinize şu soruyu sorun. Şu anda kendimi nasıl hissediyorum? Bu soruyu şöyle 15-20 gün mütemadiyen kendinize sorarsanız bu farkındalığınızı inanılmaz arttırır. Ben şu anda kendimi nasıl hissediyorum? Bu bir nevi sizin ayar çubuğunuz gibi olur. Yani kendinizi kötü hissettiğinizi fark ettiğiniz anda oradan kolaylıkla çıkmanıza yardımcı olur. Şimdi bununla ilgili yakınlarda bir deneyimim var. İstanbul'dayım. Trafikte araba kullanıyorum. Çok sıkışık bir trafikte. Ben farkında olmadan enerjimin düştüğünü fark ettim. Onu fark ettiğim anda işte bir müzik açtım. İşte güzel şeyler düşünmeye başladım. Fakat ne yaparsam yapayım, endişem ve düşük titreşimim devam etti. O zaman anladım ki randevulu bir yere yetişmem gerekiyordu. O endişe beni sarmış. Ya zamanında orada olamazsam endişesi. Ondan sonra bunu fark ettiğim anda hemen telefon açtım. Dedim ki belki yarım saat ile bir saat arasında gecikebilirim. Neyse karşı tarafta anlayışlı davrandı ve ben o alandan bir anda
ne yaptım? Çıkmış oldum. Bunu fark etmediğim zamanlarda aksiliklerin üst üste nasıl geldiğini de çok iyi bilen birisiyim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Düşüncelerimizi olumlu duygulara doğru kararlı bir şekilde yönlendirme çalışması yapmamız gerekiyor. Yani başka bir deyişle bize egemen olan titreşimsel alanı olumlu bir hale getirip orada biraz daha uzun vakit geçirmemiz gerekiyor ki zaman içinde daha çok kaldığımız yerler orası olsun. Yani düşünce biçimimizi, hissetme biçimimizi tamamen değiştirmekten bahsediyorum. Birçok insan karşılaştığı kişi olay ve olaylara ve durumlara otomatik tepki verir. Ve bunu da ne yapıyor? O andaki duygularıyla yapar. Güzel bir şey gördüklerinde kendilerini ya da yaşadıklarında iyi hissederler. Kötü bir şey gördüklerinde ya da yaşadıklarında kendilerini kötü hissederler. Ve bu şekilde bakıldığında bir nevi insanların çoğu olayların, hayatın insafına kalmış gibidir. Çünkü bir anda kötü bir şey olur ve insan kendini kötü hisseder. İşte bu nedenle birçok insan olayları kontrol etmeye çalışır. Ve ne kadar çok kontrol ederse, edebilirse o kadar kendini güvende olacağını düşünür. Hep bir şey yaptırız. Hayat kontrol edilebilir bir şey değildir. Onun yerine tepkimizi değiştirebiliriz. Olaylar ve durumlar her zaman olacaktır. Önemli olan orada benim ona verdiğim tepkidir. Çünkü ortada her zaman kontrol edilemez başka bir durum vardır. Şimdi herkesi kontrol edemeyiz. Biz nasıl kendi çekim titreşim frekansımıza bağlı olayları çekiyorsak herkes de kendi titreşim değerine, frekansına bağlı olarak o anda ona uygun olan yaşamları ya işte olayları hayatına çekmeye devam eder. Birçok insan der ki daha fazla param olduğunda, daha zengin olduğunda, daha sağlıklı olduğunda, şu işe girdiğimde, bu adamla evlendiğimde, bu kadından boşandığımda kendimi daha iyi hissedeceğim. Bu kısmen o anda sizi olumlu bir şeye yönlendirdiği için iyidir. Ancak bizim yapmaya çalıştığımız şey koşulları değiştirmek ve sonrasında değişmiş koşullara yanıt olarak kendimizi daha iyi hissetmemiz değildir. Amacımız seçtiğimiz zaman kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir düşünceyi tercih etmek ve sonrasında bu düşüncenin var olan koşullarımızı değiştirmesidir. Başka bir deyişle, bir gün şu olduğunda, bu olduğunda, bu olduğunda kendimi daha iyi hissedeceğim diye bir şey yok. Marifet tam buradayken gerçekten size kendinizi iyi hissettirecek bütün düşünceleri bulmak ve o titreşimi yaymak, bunda ustalaşmak ve sonra ona uygun deneyimleri hayatınıza çekmektir. Sır budur. Yani içinde bulunduğunuz andır. Bu noktadadır. Usta bir oyuncu gibi kendinizi iyi hissettirecek titreşimleri yayabilirsiniz. Kuantumda daha önce anlattım. Sizin bilinçaltınız gerçek olanla olmayana ayırt edemiyor. Sadece titreşiminize yanıt veriyor. Yani siz gözlerinizi kapatıp da size o anda iyi hissettirecek bir şeyi düşündüğünüzde aslında hissettiğiniz şeylere gerçek zannediyor. O titreşime yanıt veriyor. O zaman ben gözümü kapar, bana iyi hissettirecek her şeyle ilgili sürekli imgeleyen, kuran, usta bir oyuncu olurum. Ve zaten eğitimlerimizde yapmaya çalıştığımız tam da bu. Enerji tamamen bunların üzerine kurulu. Ya da kuantum teknikleriyle yapmaya çalıştığımız bu. Hayatımızı en hızlı bir şekilde değiştirmek için odağımızı nasıl değiştireceğimizi ve orada nasıl uzun süre kalabileceğimizi öğreniyoruz. Diğer yandan, daha olumlu düşünceleri bilinçli bir biçimde seçerek
çekim noktamızı kontrol ederek beceriye ulaştığımızda olumsuz koşullarımızda olumlu olanlara doğru değişmeye devam eder. Burada bilmemiz gereken önemli bir nokta var. Titreşim değeriniz, frekansınız o olumlu düşünceden farklıysa o düşünceyi bulmak ve elinizde tutmak mümkün değildir. Kısaca şunu söylüyor aslında. Sen o anda çok kötüysen, moralin çok bozuksa, çok karamsarsan, çok endişeliysen, çok üzgünsen bu titreşiminin çok düştüğünü gösterir. Mecazi konuşuyorum. İkide olduğunu varsayalım. Siz ikide titreşirken sizin iyi olmaya dair umudunuz, neşeniz tamamen daha yüksek frekansta titreşmektedir. Alanınıza dahi giremez. Yakalayamazsınız. Çünkü aynı yerde değilsiniz. O 8'de geziyor, siz 2'de geziyorsunuz. 2 8'i çekemez. Siz şunu deneyimlemişsinizdir. Mesela çok sevdiğiniz bir şarkı vardır. Hepimizin vardır değil mi? O şarkı çalmaya başlar. Bir anda kendinizi keyifli hissedersiniz, neşelenirsiniz. Hatta o şarkıda kalkıp belki coştuğunuz, dans ettiğiniz zamanlar vardır. Ne kadar güzel. Niye? Çünkü o andaki sizin enerjinizle o çalan şarkının enerjisi uyum içinde. Birbirine yakın. Onun için böyle birlikte akarsınız. Fakat başka bir yerde o şarkı bir daha çalar. Fakat siz kendinizi iyi hissetmediğiniz gibi hatta biraz da kızgınlık hissedersiniz. Peki orada ne olur? Orada olan sadece şudur. Artık bir direnç vardır. Yani şarkının titreşimi yüksektedir. Fakat sizin enerjiniz aşağıdadır. O aradaki fark da sizin direncinizdir. Peki siz bunu nasıl deneyimlersiniz? Kızgınlık, öfke, kabul edememe gibi negatif duygularla deneyimlersiniz. Yani siz kötüyken müzik kendi yüksek frekansıyla sizin direnen titreşim frekansınız arasındaki farklılığa dikkat çeker. Olan sadece budur. İnsanların titreşimsel varoluşları kişiden kişiye, zamandan zamana, olaydan olaya değişen türdendir. Oysa bizim amacımız kademe kademe sabit frekansımızı yükseltmektedir. Yani nötr halindeyken bile kendimizi iyi hissetme durumumuza gelmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Sabah kalktığınızda tabii. Sabah kalktığınızda kendinizi iyi hissediyorsanız titreşim frekansınız artık yükselmeye başlamış demektir. Önemli olan daimi ve sürekli bir rahatlama duygusuna erişmeniz ve bunu içten hissetmeniz ve aslında bunu sizin kendi çalışmalarınız sonucunda geldiğini de anlamanız gerekiyor. Yani bir şekilde durduk yerde bu duygu size gelmiyor. Bu tip alıştırmalarla, odaklanma alıştırmaları biraz sonra anlatacağım birkaç teknikle, bunların üzerinde bilinçli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Dipten gelen bir dalga gibi ağır ağır gelir. Huzur ağır ağır gelir. Neşe ağır ağır gelir. Kendinizi iyi hissetme hali ağır ağır gelir. Ve bir gün bir kalkarsınız, şöyle düşünürsünüz. Keyfim yerinde, neşeliyim. Aslında dışarıda olup biten bir şey de yok. Sonra zaman zaman olumsuz şeyler tabii ki herkesin hayatında olduğu gibi sizin hayatınızda ya da yakınlarınızın hayatında olabilir. Fakat güzel olan şu ki artık eskisi kadar kötü hissetmiyorsunuzdur. Kötü hissetseniz bile o noktada uzun süreli kalmışsınızdır. Hafiflersiniz ve daha sonra kendinizi daha iyi hissetmeye başlarsınız. Tüm bunlara bir oyun gözüyle bakın. Sizi iyileştiren neşeli araçlar. O zaman daha az direnç gösterirsiniz. Çünkü ne kadar neşeli olursanız direnciniz o kadar az olur. Hemen tekniklere başlayalım. Takdir etme oyunu. Bu süreci ne zaman kullanacağız? İyi, olumlu bir ruh halinden yararlanarak daha da iyisini elde etmek istediğimizde. Yani çok kötü bir halde değil.
zaten böyle biraz iyisiniz ama daha iyi olabileceğinizi biliyorsunuz. Bir kişi ya da bir şeyle olan ilişkinizi daha da güçlendirmek istiyorsunuz. Yani enerjim yükselsin ve bu ilişki daha iyi olsun. Maddi durumlarda da olur tabii. Şu anki iyi duygularınızı korumak ve daha iyileştirmek istediğinizde, titreşim frekansınızı daha da arttıracağını düşündüğünüz bir şeye odaklamak istediğinizde, yani bir ev ya da bir araba ya da güzel bir iş düşünüyorsunuz ve titreşim frekansınızı da ona odaklamak istiyorsunuz. Elbette ki yüksek titreşimde odaklandığınız şeyler hayatınıza daha çok girer. O zaman da uygulayabilirsiniz. Araba kullanırken, yürürken, bir sırada beklerken, yaratıcılık açısından verimli olabilecek bir şey yapmak istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Olumsuz bir şey, bir duygu deneyimlediğinizde ve hissetme biçiminizi değiştirmek istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Görüş alanınızda sizi olumsuz bir duyguya sürükleme potansiyeli olan bir şey olduğunda ve siz kendi titreşiminizi korumak istediğinizde, olur eşiniz, arkadaşınız, yakınınız, ailenizden biri potansiyel olarak negatifse, yani düşük titreşimdeyse ve siz kendi titreşim alanınızı da korumak ve daha iyiye çekmek istiyorsanız ve bir yandan da onun etkilerinden korunmak istiyorsanız yine bunu oynayabilirsiniz. Bu takdir etme oyunu diyoruz buna. Herhangi bir zamanda, her yerde uygulanabilir. Çünkü tamamen zihinseldir ve zihninizi memnun edici düşüncelere kaydırmanız yeterlidir. Peki nasıl başlayacağız? Çok basit. Hemen şu anda bulunduğunuz ortamda baktığınızda sizi memnun eden bir şeye odaklanabilirsiniz. Mesela ben bu çalışmayı çok uzun zaman önce yapmıştım. Yani 2-3 yıldan fazla oldu galiba. Ben yengeç burcuyum. Evcimenim. Böyle küçük küçük minik minik şeylere meraklıyım. Yani bir seyahate gittiğimde oraya özgü küçük bir şey alırım, getiririm oraya. Sehpama koyarım. Tablo alırım, karşıma asarım. Sonra zaman zaman onlara bakarım ve oralarda geçirdiğim güzel zamanları düşünürüm. İşte ben evimdeki o küçük biblolardan, o tablolardan başlamıştım. Sonra kitaplığıma bakarım. Okuduğum kitaplara bir göz atarım. Kitap okumanın ne kadar güzel bir şey olduğunu düşünürüm. Sonra yazma hevesinin nasıl başladığını düşünürüm. Sonra zihnimde olağanüstü bir kitap yazma ilgisi belirir. Bakın bunlar ne kadar bizi yüksek titreşimde tutan şeyler, farkında mısınız? İşte bu. Hemen bulunduğunuz alandan başlayın. Sonra insanlara bakın. Hepimizin hayatında iyi ki hayatımızda var dediğimiz insanlar var, değil mi? Bunu takdir edin. Hayatınızda sizi memnun edecek şeylere bir bakın. Ona sabitlenin. Ve orada bir süre kalın. Evet, sır bu. Orada bir süre kalın. Benim bir tabloya böyle dakikalarca ya da bir bibloya dakikalarca bakmam aslında beni farkında olmadan dakikalarca yüksek titreşimde tutuyor çünkü. İşte enerji alanınızı, yani size egemen olan titreşim alanınızı bu tip alıştırmalarla büyütürsünüz. Yavaş, yavaş, yavaş yukarıya doğru böyle yükseltirsiniz. Takdir etme oyunuyla başlayabilirsiniz. Sonra başka bir obje seçin. Sadece bu objelerin kolaylıkla takdir uyandıracak objeler olmasına dikkat edin. Çünkü amacımız rahatsız olduğunuz bir şeyi onarmak değil. Amacımız daha yüksek titreşimleri kendimize çekmek. O yüzden kendimizi iyi hissettiren şeylere ne kadar uzun süre odaklanırsak, bu yüksek titreşim alanına en hızlı şekilde bir daha ulaşmak her zaman daha kolaydır. Çekim yasası da bize denenmiş titreşimimizle uyumlu başka düşünceler, şeyler, objeler ve insanlar sunar. Ne kadar çok takdir ederseniz direnciniz o kadar azalır. Daha az dirence sahip oldukça yaşamınız daha kolay hale gelir. Kapı çalınır, apartman görevliniz gelir. Kapı çalınır, marketin çırağı gelir. Takdir edin. Ne güzel, siz evde otururken birileri evinize ekmeğinizi getirir, gazetenizi getirir. Her ne sipariş ettiyseniz onu getirir ve hayatınızı
kolaylaştırır. Takdir edin. Arabanız varsa arabanızı takdir edin. Güzel bir mobilyanız vardır, takdir edin. Ağaçlara, kuşlara, çiçeklere bakın. Yaşama minnettarlıkla bakın. Takdir etme duygusu olağanüstü bir teşekkürü getirir yanında. Olağanüstü bir şükür duygusunu getirir. Minnettarlık duygusu getirir. Ve bunların hepsi çok yüksek frekanslı titreşimlerdir. Her birinde ne kadar kalırsanız o kadar titreşim frekansınız yüksek olur. Hayatımdaki birçok şeye o kadar çok teşekkür ediyorum ki farkında olmadan hayatımdaki olan insanlara da en ufacık bir şeyde teşekkür ettiğimi fark ettim. Bazen bana diyorlar ki bir şey yapmadım. Ben de diyorum ki yaptın. Benim için şunu yaptın. Bana bir bardak su verdin. Bana bir çiçek getirdin. Benim için gittin dondurma aldın. Beni memnun etmek için şunu yaptın. Bu şekilde baktığınızda çok ilginç bir şekilde hayatınızdaki takdir edecek şeylerin çokluğu karşısında şaşıracaksınız. Ve daha ilginç bir şey olacak. Siz takdir ettikçe takdir edeceğiniz çok daha fazla şey hayatınıza girmeye başlayacak. Takdir edecek ne kadar çok şey bulursam kendimi o kadar iyi hissediyorum. İyi hissettikçe daha çok şeyi takdir edesim geliyor. Hiçbir direncim kalmıyor ve sürekli bir izin verme halinde oluyorum. O nedenle isteklerim daha hızlı gerçekleşiyor. Takdir etme direncinizi kırar. Direnç kırma izin vermedir. Zaten titreşim frekansınız iyiyse bu oyun muhteşemdir. Eğer çok düşükse titreşim frekansınız bu oyundan başlamayın. Yani buna hemen başlamayın. Daha ilerleyen zamanlarda biraz daha farklı teknikler de vereceğim. Takdir etme aslında enerji çubuğunuzu, istediklerinizi hayatınıza çağırdığınız şeylere izin verecek şekilde ayarlamak gibidir. Yani bir nevi kabul etmektir. Günde 5-10 dakika bunu ayırabilirsiniz. En fazla bir hafta 10 gün sonra farkında olmadan bunu devamlı yaptığınızı fark edeceksiniz. Ne zaman bir şeyi takdir etseniz, övseniz, varlığından mutlu olsanız, onu takdir ederken teşekkür etseniz, şükretseniz, aslında evrene şöyle seslenirsiniz. Daha da fazlası lütfen. Çünkü bütün bu sözcükler en iyi oluş halimizin tanımlamalarıdır. En yüksek frekansta gezinirler. Ancak başkalarının sizi nasıl gördüğüne yanıt verdiğinizde kontrol sizin elinizde olmaz. Başkalarının sizi nasıl gördüğüyle değil, sizin kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgilenin. O zaman kendi deneyimlerinizi daha rahat kontrol edersiniz. Çünkü eğer siz başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünüze çok odaklıysanız ne olur biliyor musunuz? Sürekli savunma halinde olursunuz. Ya suçluluk hissedersiniz ya birilerini suçlarsınız. Takdirle suçluluk, takdirle savunma da aynı anda olmaz. Siz sadece kendinize bakın. Siz sadece kendinizi iyi hissettirecek şeylere odaklanın. Kendinizden o kadar memnun olun ki birileri sizi eleştirdiğinde şunu yapamıyorsunuz, bunu iyi yapamıyorsun, bunu beceremiyorsun, şu bu dediğinde sadece gülümser hale gelirsiniz. Çünkü sizi hiçbir şekilde etkilememektedir. Siz kendi halinizden, kendinizden o kadar memnunsunuzdur ki titreşiminizi hiçbir şey düşüremez. Ve aslı olan da aslında budur. Başkalarının dedikleri değil. Hiçbir şey ama hiçbir şey dünyada sizin kendinizi iyi hissediyor olmanızdan daha önemli değildir. Birçok insan bana işte işini güzel yapıyorsun, başarılı oluyorsun, ne güzel kitaplar yazdın, şunu yaptın, bunu yaptın diyorlar. Ben de diyorum ki elimdeki en önemli şey şu. Sabah kalktığımda kendimi iyi ve huzurlu hissediyorum. Çünkü diğer saydığınız hiçbir şey benim kendimi iyi hissetmemin garantisi değil. Çünkü elimde bu tip şeyler olduğunda mutlu olamayan da birçok insan gördüm. Demek ki mutluluk benim sahip olduklarımla ilgili değil. Mutluluk tamamen benim kendi içimden yükselen bir şey. Tamamen zihinsel bir durum. Hemen ikinci oyunumuza geçiyoruz. Sanal gerçeklik oyunu.
Peki bunu ne zaman kullanacağız? Kendimizi iyi hissettiğimiz ve izin verme titreşimini deneyimlemek istediğimizde. Kendimizi güzel bir anayı deneyimlerken bulduğumuzda ve o hissi daha da uzatmak istediğimizde ve orada uzun kalıp titreşimimizi o noktaya taşımak istediğimizde, fazladan zamanım var ve ben bu zamanı hoş bir şekilde geçirmek istiyorum. Bu süreç de aslında bir önceki gibi kırılmış bir şeyi tamir etmeye çalışmak değil. Tamamen zihnimde isteyerek bir sahneye canlandırdığım ve canlandırdığım sahneyle eşleşen bir titreşim sunmama neden olan bir süreç. Ve ben zihnimde hoş sahneler imgelemesi yaptıkça bu iyi hissettiren titreşimler yavaş yavaş benim yeni titreşim frekansım olmaya başlar. Benim alanımı kaplar ve ben onlara kolayca ulaşabilirim. Evet. Biraz önce dediğim gibi birçok insan titreşimlerin büyük bir kısmını gördükleri şeylere, insanlara, koşullara, olaylara karşılık olarak verir. Ve onların hayatı birbirinin aynısı, birbirine benzeyen günler olarak akıp gider. Çünkü yeni titreşimli bir düşünce yoktur. İşte bu oyun, var olan titreşimimizin şu anda bulunduğunuz noktanın çok daha ileriye gitmesini sağlar. Evren şu anda yaşıyor olduğum şeylere değil, titreşime yanıt verir. O çok hayal ettiğim, istediğim şeyleri düşündüğümde en yüksek titreşimi yayar. Yaşıyor olduğum şey hiç önemli değil. Ne düşündüğüm, benim ne hissettiğim önemli. Bizler en çok iyileşmeyi ne zaman isteriz arkadaşlar? Hasta olduğumuzda. Bizler en çok zengin olmayı ne zaman isteriz? Borçlandığımızda ya da paraya çok sıkıştığımızda. Bizler en çok huzuru ne zaman isteriz? Stresli olduğumuzda, kendimizi kötü hissettiğimizde, değil mi? İşte çekim yasası aslında 3 adımdan oluşuyor. 1 isteme, ki bunu her zaman yapıyoruz değil mi? Sürekli isteme halindeyiz. 2 isteyene yanıt verilmesi, bu bizim işimiz değil. Yaratıcı enerji, kaynak zaten bunu yapıyor. 3 izin verme, istediklerimizin kabul edilebilir durumda olması yani. İstediklerimize izin verme. Hani biraz önce bahsettiğim direnç bununla ilgili. İzin vermem aslında bizim gösterdiğimiz kendi direncimiz. Şimdi 1. ve 3. adım birbirinden çok farklı. Niye? 1. adımda yani bir şeyi istediğimizde zaten ihtiyacımız olan bir şeye odaklandığımızda genellikle isteğimizle titreşimsel uyum içinde değilizdir. Başka bir deyişle onun aslında yokluğuyla uyum içindeyizdir. O çok sevdiğim insan bana geri dönsün derken aslında onun yokluğuyla uyum içindeyim. O parayı çok istediğimde aslında o paranın olmamasına daha çok odaklıyım. Yani kıtlık bilinciyle uyum içindeyim. Başka bir deyişle bu şekilde yaptığımda kendimi o istediğim şeyden ayrı tutuyorum. Sürekli olarak istersek isteriz ve istemekten de vazgeçmeyiz. Zıtlıklar da içimizde ne yapar? Sürekli istekleri uyandırır. Asıl mesele, yani asıl işimiz, alıcı konumda olmanın yolunu bulmak. Bu bir uydu ya da radyo sinyali almayı istemekle aynı. Bunu yapmak için alıcımızı vericininkiyle aynı dalga boyunu ayarlamamız gerekiyor. Yoksa parazit olur, net bir sinyal alamam. Başka bir deyişle, duygularımı hizalamam gerekiyor. Umutsuzluk, korku, endişeyle bir şey istediğimde benim dalga boyum 2'dir. Bolluk, bereket, sağlık, neşe, huzur bunların dalga boyu 8'dir. Kendimi olumsuz duygular içinde bulduğumda ve o anda iyi bir şey istediğimde bunu çekemeyeceğimi zaten bilirim. Bunu ancak hani hep derim ya ki siz kendinizi iyi hissettiğinizde iyi şeyler gelir hayatınıza. Bunun altında yatan tam bu. Ben bir enerjici boyum. 2'deyim, sıkıştım, çok kötüyüm, moralim çok bozuk, hastayım, borçluyum varsayalım. Burada sıkıştım. Ama iyi şeyler istiyorum.
burada o istediğim şeyler bu alanda değil. O istediğim şeyler 3 gün sonra, 2 gün sonra, 1 gün sonra farkında olmadan bir arkadaşımın yanında her şeyi unutup bir kahkaha attığımda beni yakalar. Çünkü o anda o ikisi, alıcı ve verici, birbiriyle aynı dalga boyuna gelir ve duygularımız hizalanır. İkisi de 8'e 8'tir. İşte o zaman hayatınıza iyi şeyler girmeye başlar. İşte o zaman hissetme biçimimizi, boy yüzde hissetme biçimimizi değiştirmemiz önemli. İşte o yüzden o aşağılarda, diplerde çok kalmamamız çok önemli. Elbette ki çok kötüyken bir anda çıkamazsınız. Ama tekrar ediyorum, bu tip alıştırmalarla kademe kademe yukarıya doğru çıkabiliriz. Bunun dışında bu noktada size bu direnci çabucak kıracak bir de meditasyon sürecini önerebilirim. Bu bahsettiğim sanal gerçeklik oyunun amacı sizdeki, size kendinizi iyi hissettirecek titreşimleri aslında harekete geçirmek. Şimdi bu oyun aslında kendinizi daha uzun süre iyi hissetmenin üzerine kurulu. Yani bizi eğitir ve yavaş yavaş alıştırır. Araba sürerken, sırada beklerken, yatağınızda uzanırken, hatta bunun için benim gibi kendinize özel zamanlar da ayırabilirsiniz. Görsel, dokunsal, işitsel olarak ne kadar detaylandırırsam o kadar iyidir. Hangi soruyu soracaksınız kendinize? Şu anda ne olsa, ne olsam, neye sahip olsam, nerede olsam, nasıl olsam kendimi şimdikinden çok daha iyi hissederim. Bu kadar, hepsi bu. Ondan sonra kapatın gözünüzü. O çok istediğiniz evi düşünmeye başlayın. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. O çok istediğiniz işi, o çok istediğiniz insanı, o çok istediğiniz arabayı, o çok istediğiniz sağlığı, sağlıklıyken yapabileceğiniz şeyleri, o istediğiniz seyahatleri düşünün. Bütün bunlar çok güzel şeylerdir. Ben her gece yatarken bunu artık istemsiz yapıyorum. Kendiliğinden gece yatarken bir 10-15 dakika böyle bir oyuna başladım yıllar önce. Hala devam eder bende. Gece yatarken bir 10-15 dakika bundan sonraki hayatımda kendimi daha nasıl iyi hissedebilirim ne varsa topluyorum oradan buradan birçok şey ve zihnimde hayalimi bunları yerleştiriyorum ve onlarla oyun oynuyorum. Bunu bir nevi oyun gibi düşünün. Sonra ne oldu? Titreşim alanıma bunlara hakim oldu. Yani hem hayatıma kısmen girmeye başladılar hem de genel olarak kendimi iyi hissetme halime oluştum. Uzun bir süre önce yaşamış olduğunuz ancak titreşiminizde aktif olmayan ya da dün yaşadığınız ama şu anda düşünmediğiniz bir şeyin çekim noktanızda titreşimsel bir değeri yoktur arkadaşlar. O nedenle kendinizi bütün olumsuz duygulardan arınmanız da gerekmiyor, arındırmanız. Hemen kısaca bir meditasyon sürecinden bahsedeceğim. Ondan sonra da bitireceğim arkadaşlar. Meditasyon sessizliktir. Zihninizi sessizliğe bürdüğünüzde hiçbir düşünceye yer bırakmazsınız. Ve en hızlı direnci kıran şeylerden biri de meditasyondur. Meditasyon direnci kırar ve anında titreşiminizi yükseltir. Çünkü sizin titreşiminizi olumsuz şeyler düşürür. O yüzden anda olmak, meditasyona girmek, o düşüncelerin de zihninizden atılmasını sağlar. Bu meditasyon diyorum ama bazı arkadaşlarımız oturup dua edebilir, ibadet edebilir. O anda neyi yapmak istiyorsanız, ruh durumunuzu, hangisinin iyi geleceğini düşünüyorsanız, bütün bunlar sizin anında direncinizi kırar ve teslimiyete geçmenizi sağlar. Peki, meditasyonu nasıl yapacağız? Sessiz bir yerde oturun, üzerinizde rahat giysiler olsun. Yere, koltuğa, sandalyeye, hatta bir kanepeye, bir yatağa yarı uzanır halde de olabilirsiniz. Yani böyle bağdaş kurup şu şekilde meditasyon yapacağım diye bir şey yok. Dünyada 7 milyar insan varsa 7 milyar meditasyon şekli vardır. Nasıl rahat ediyorsanız öyle. Sonra gözlerinizi kapatın ve soluk alıp verin. Odağınızı nefesinize kaydırın. Havanın ciğerlerinize nasıl dolduğunu ve nasıl çıktığınızı gözlemleyin. İlk kez yapan arkadaşlar için söylüyorum. Büyük bir ihtimalle vücudunuz direnç gösterecek. Elinizi, başınızı, bir yerlerinizi oynatmak isteyeceksiniz. Hatta karıncalanma ya da kaşınma hissi duyacaksınız. Aslında bütün bunlar meditasyon sürecinize girdiğinizin işaretleri. Ben genellikle dışarıdaki sesleri dinleyerek yapıyorum. Yine nasıl gece yatarken güzel şeyler düşünerek yatıyorsam, sabah kalktığımda da hemen yataktan çıkmayıp bir 5-10 dakika sadece anda kalıyorum. 10 dakika kalabilirsiniz, 15 dakika kalabilirsiniz.
ilk başlarda direnç gösteriyordu bedenim. Biraz önce saydığım gibi. Hemen benim için cazip bir düşünce buluyordu ve o düşüncenin peşinden gidiyordum. Şimdi artık o olmuyor. Sadece dışarıdaki seslere odaklanabiliyorum. Sizin de hemen zihninize bir düşünce gelecek. O düşüncenin peşinde takılabilirsiniz. Hiç orada kendinizi suçlamayın. Tekrar ana gelin. Tekrar nefes alıp verişinize odaklanın. Böyle böyle o süreçleri biraz daha uzun tutabilirsiniz. En fazla zaten 5-10 dakika yapmanızı öneriyorum. Gün içinde de isterseniz tabii yapabilirsiniz. Uygun olduğunuz zamanlarda. Ve orada şöyle düşünün. Ben böyle düşünürüm çünkü. Ve yani bana da iyi gelir. Ben gökyüzüyüm. Zihnimden geçen düşünceler bulut. Ben bulutların hep gelip geçtiğini gördüm. En kara bulutlar bile biraz yağmur yağdırdı ama ertesi gün güneş açtı. Düşüncelere çok prim vermeyin. Onlar gelip geçen şeyler. Kalıcı olan sizsiniz. Çünkü siz gökyüzüsünüz. Düşünceleriniz de zihninizden geçen bulutlardır. Çünkü hiçbir aslasları yoktur. Anda hiçbir şey yoktur. Hep gelecekle ilgilidir sizin endişeleriniz. Ya da geçmişe takılırsınız. Bırakın hepsi gitsin. Günde bir 5-10 dakika bunu yaparsanız direnciniz çok hızlı düşecek. Zannediyorum yine ofiste çektiğim tahtayla anlattığım, hatta belki de en son video oydu, tahtada anlattığım. Bir videoda şeyi anlatmıştım. Böyle zihninizden sürekli düşünceler geçer. Bir aralık kapı yok ki yeni bir şey girsin. Ama anda kalırsanız bir kapı açarsınız ve gelecekle ilgili yeni düşündüğünüz hayaller oradan girer demiştim. Niye? Çünkü o an bütün enerjisine sahipsiniz. Çünkü meditasyona girdiğiniz anda direnciniz düştüğü için birden titreşiminiz çok yükselir. Günde 10 dakika bunu yapmaya başladığınızda artık yüksek titreşim size hakim olmaya başlar. Ve izin verme, kabul verme haline gelir. Ve pratik yaptıkça bedeninizde daha yüksek frekanslara uyumlanır. Yani olumsuz bir şey alanınıza girdiğinizde bunu çok hızlı yakalarsınız. Meditasyon dışında ne yaparsınız? Müzik dinlersiniz. Kedinizi, köpeğinizi sevebilirsiniz. Araba kullanabilirsiniz. Bu tip şeylerde yürüyüş yapabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Bunlar da frekansınızı yükseltir. Ve 10-15 dakikalık bir anda var oluş hali, yani meditasyon, bütün istediklerinizi tetikler. Yani harekete geçirmeye başlar. Her gün yeterince bench olarak kendinize şunu söyleyin. Hiçbir şey kendimi iyi hissetmemden daha önemli değil. Bu arada başucumda yazan kağıtlardan birisi. Ve ben bugün bunu yapmanın yollarını bulacağım. Güne meditasyon yaparak ve kendime kaynak enerjiyle hizalayarak başlayacağım. Günü yaşarken karşıma çıkacak takdir etme fırsatlarını kollayacağım. Böylelikle bütün gün kendimi kaynak enerjiye yakın tutacağım. Övme fırsatı çıkarsa öveceğim. Eleştiri fırsatı çıkarsa ağzımı kapalı tutacağım ve meditasyon yapmayı deneyeceğim. Hepsi bu kadar. 30 gün içinde direnciniz kırılır ve hayatınıza yepyeni güzellikler akmaya başlar. Yani şöyle düşünün. Kapalı bir kapının arkasındasınız. Kapının ardında bütün istedikleriniz var. Siz kapının bu tarafındasınız. Siz bir elinizle kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. Öbür elinizde de aslında kendinizi geride tutuyorsunuz. İşte bu direnciniz. İkisi de size ait. Yani isteyen tarafınızla direnç gösteren tarafınız da sizde. Burada gücünüzün yarısını kullanıyorsunuz. Potansiyelin yarısını kullanıyorsunuz. Çünkü yarısını da bu tutuyor. Çünkü bu direnç gösteren tarafınız kapının arkasındaki şeylerin büyük ihtimalle sizin için zararlı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle sizi geride tutuyor. Ben de diyorum ki bunu da bünyemize katalım ve iki elimizle kapıyı itelim. İki elimizle kapıyı itmek demek 100 bunluk ışıldamak gibi tam potansiyel kullanmak demek. O zaman kapı kendiliğinden açılacaktır. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kapanmadan tekrar söylüyorum. 0542 210 31 77. Bireysel terapilerimiz için, eğitimlerimiz için herhangi bir konuyla ilgili bana bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.